kolum boşaldı şu an. Nereye gidiyorum? Şirketimizin bir seyahati var yurt dışında. Katar'a gideceğiz bugün. Çocuksuz bir seyahat olacak. O yüzden Alper'i de bıraktım. Nasıl bıraktın? Sen ne biçim annesin? Bunu ben de kendime çok sordum, inanın. Son zamanlarda yaşadığımız zor zamanlardan dolayı eşimin de ısrarıyla, kendisi de bunu bana söyledi çok kez. Hani Serpil, git. Git, çünkü insan hayatına böyle fırsatlar her zaman gelmez. Git, kafan dağılır, sana da iyi gelir. Çocuklara ben bakarım. Merak etme, gözün arkada kalmasın. Git, eğlen diye. İnanın bana, kendisi bizzat ısrar etti. Günlerce düşündüm. Sonra karar verdim ve biletler zaten çoktan alındı. Ta ki düne kadar. Dün o kadar ağladım ki. Yani böyle bir kararı nasıl verirsin? Sen ne biçim annesin? Şöyle böyle, kendimi o kadar bu konuda kızdım ve suçladım ki. Eğer elimde olsaydı dün iptal ederdim. Ama çoktan, dediğim gibi, alındı. O yüzden şimdi işte gidiyorum. Yalnız olmayacaklar. Yani babaları falan da var yanlarında. Evet, yabancı, bana herkes şey yazmış. Hani Serpil, annenin de nefes almaya ihtiyacı var. Git. Sonuçta babalarına bırakıyorsun, ele bırakmıyorsun diye yazanlar olmuş. Doğru, elbette ki öyle. Ama ilk kez olduğu için çok böyle değişik hissediyorum. Çok değişik. Duygumu asla tarif edemem. Çok farklı hissediyorum. Şimdi Dalaman Havaalanı'ndayım. Az sonra İstanbul'a doğru uçacağım. Son kez emzirdim burada Alper'i. Emziriyorum da. Ama hani böyle çok çok dolu dolu bir sütüm yok zaten. Emziriyorum da. Son kez emzirdim onu. Ayrıldık. Gittiler onlar şimdi. Ben de İstanbul'a geçeceğim. İstanbul'da diğer arkadaşlarımızla buluşacağız. Oradan bu akşam Katar'a doğru uçuşumuz olacak. Uçağa doğru gidiyorum artık. İstanbul'a gidiyoruz. Bakalım. Uçağımızda 8 adet çıkış bulunur. Bunların ikisi ön bölümde, 4'ü orta bölümde, ikisi arka bölümde yer alır. Şu anda İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na indim. Burada diğer ekip arkadaşlarımı bekliyorum. Onlar gelecekler. Ben yaklaşık 1 saat kadar, yani buluşma saatinden 1 saat kadar önce indim. Bekliyorum. Az sonra da gelirler diye düşünüyorum. Simit yemiştim Dalaman'da. Ama şu an yine biraz acıktım resmen. Bilmiyorum ne yeriz, yer miyiz, otele mi direkt gideceğiz? Buradan direkt uçuşa binmemiz lazım. Uçuş saatine de denk gelecek galiba. Ne yaparız bilmiyorum şu anda. İşte ekipten birilerini görmek için etrafa bakıyorum sürekli. Burası bizim buluşma yerimiz. Şuradan az sonra valiz işlemlerini yapacağız. Ve daha sonra uçuşa doğru geçeceğiz.
Ben de burada bekliyorum. Burası bayağı büyük. Gerçekten çok çok büyük. Zaten biliyorsunuzdur siz de İstanbul'da yaşıyorsanız. Ben her geldiğimde şey gibi hissediyorum. Köyden indim şehire. Çünkü Dalaman çok sakin. Buraya göre tabii ki. Şimdi şunlardan bir tanesi olabilir diye bekliyorum. Yok daha gelmedi. Şimdi otobüsteyiz. 100 için bu. Otobüsteyiz. Az sonra Katar uçağına bineceğiz. Ekip arkadaşlarımızla buluştuk. Sevgili üsteylerim ve kardeş kollarımızla beraber Katar'a doğru gidiyoruz. Katar uçağına bindik, kemerlerimizi bağladık ve hareket etmeyi bekliyoruz. Tüm herkes yerine koltuğuna oturdu. Az sonra da uçuş başlayacak. Muhtemelen bir 3-4 saat sürecek gibi. Telefon kapalı, bakalım nasıl dayanacağım. Yani uçak modunda internet olmadan. Saat gecenin 3.30. Vallahi 3.30 ve şu anda odamıza giriş yaptık. Çok güzel bir oda. Bayıldım yani. O kadar güzel, tarih kokan bir otelmiş ki odasına, dekoruna gerçekten bayıldım. Çok güzel bir oda ama tek problemimiz dil bilmiyoruz. Sorun. Gelen insanı aydınlatamıyoruz, konuşamıyoruz. Az önce odanın kartını bir türlü takamadım. Personele bunu anlatana kadar canım çıktı gerçekten. Ama odaya bayıldım. Harika bir odaymış. Şimdi size hatta oda turu yapayım. Şöyle bir lobi var burada. Fakat burası villa ayrılmış. Burada herhalde toplamda 3-4 oda falan vardır diye düşünüyorum. 3-4 odanın çıkmış olduğu alan burası, lobi burası. Buradan asıl yere geçeceksiniz. Burası gibi, yani bu gördüğünüz alan gibi bir sürü villalar var. Ve o villaların içerisinde odalar var. Şimdi bizimkine giriyorum. Bu şekilde şey bir kapısı, güzel bir kapısı var. Şöyle giriyorsunuz ve direkt karşınızda yatak odası karşılıyor sizi. Şurada banyo var fakat şu an müsait değil. Oraya henüz girmeyeceğim. Bu tarafta, burada hemen açıyorum. Bir giyim dolabı var, giyinme dolabı var. Gardırop şu şekilde. Ben bu oteldeki en güzel detayın şu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bir ütü. Hep aklımdaydı. Çoktan buruştu, kırıştı diyordum kendi kendime. Ütü ve yetmemiş bir de ütü masası da koymuşlar. Tartısına kadar. Gerçekten çok beğendim. Buraya hemen ütüleyip ütüleyip asmak lazım valizdekileri. Hemen şu tarafa doğru gidiyorsunuz. Şurada bir boya aynası var. Ben bu şekildeyim. Şimdi artık pijamalarıma geçeceğim. Ve odanın güzelliği. Oda bu şekilde. Bayıldım ya. Gerçekten çok beğendim. Bu şekilde duruyor. Hemen şöyle, burada arkadaşımla kalacağız. Şurada bir çalışma odası var, çalışma masası var. Şunu çok sevdim bu masada da, şunu. O kadar güzel duruyor ki. Bir de bir şey diyeceğim kızlar. Ben şöyle perdeyi alsam, evime assam, bana var ya linç yağar. Derler ki Serpil, o perdeyi bir ütüle derler. Ama burada, bu dekorda, buruşuk perde o kadar yakışmış ki. Anlamadım gerçekten. Hemen şurasında şey var, mini bar bölümü var. Burada her şey free'miş. Onu da sorduk. Hani ne kadar dedik ücretine. Free dedi. Dur. Bu şekilde açıyoruz. Burada içecekler mevcut. Şu şekilde hepsi. Burada da yine minik atıştırmalıklar var. Şurada fıstık, fındık, fıstık işte bu ne? Badem. Şurada yine fıstık ve jelibon. Şurada minik çikolatalar. Çok iyi düşünmüşler gerçekten. Şunlara bakar mısınız?
patates cipsi. Şurada hemen diğeri Oreo, mini Oreo'lar. Ve şurada da diğer bir acılı cips sanırım bu da. Bu şekilde düşünülmüş. Çok beğendim bu detayları. Aynı zamanda da şöyle bir şarap var. Tabii biz bu kısımla ilgilenmiyoruz. Burası böylece geri kalacak. Kapatıyoruz. Ve bu otelde Müslüman bir ülke olduğu için tabii ki en güzel detaylardan birisi de hemen şu çekmecede. Hop. Görüyorsunuz. Kur'an ve aynı zamanda namazlık seccademiz var. Yataklar zaten harika. Bu şekilde duvarlarda da şöyle resimler var. Develiler. Develi develi resimler. Tabii çöllere de gideceğiz inşallah buradayken. Bu şekilde. Genişten şöyle bir tur daha göstermiş olayım. Böyle. Çok beğendim. Yarın sabah artık şu perdeyi de açar. Perdenin arkasındaki manzaraya da bakarız. İnşallah güzel bir manzaraya açılıyordur perdelerimiz. Şöyle bir oda. Çok güzel gerçekten. Hem çok geç oldu, hem çok yoruldum. Hem artık uyumak istiyorum çünkü sabah çok erken kalkacağız ve hızlı başlangıç yapacağız. Bayağı bir gezeceğimiz yerler var ve iki güne bunu sıkıştırmamız gerekiyor. O yüzden de şimdi uyumak istiyorum. Vlogu burada kapatacağım ama yarın ve devamında gördüklerimi sizlerle paylaşacağım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Uçakta kulaklarım hala tıkalıydı ve hala şu an tıkalı. Kendi sesimi duymuyorum. Çoğu zaman bağırarak konuşuyorum. İnsanların bir şey söylediklerini de duymuyorum. Kulağımdaki dolgunluk inşallah sabaha geçer. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Katar'dan sevgiler. Öpüyorum hepinizi.